Açlıkta durum nedir? Veriler bu noktada neler söylüyor? Biraz buradan başlayarak buradan sohbetimize devam edelim. Yoksulluk ve açlık nedir diye sorunca bir gülümseme oldu bende ama bu güleriz ağlanacak halimizden kaynaklanıyor herhalde. Evet. Dünya genelinde gelir dağılımı çok adaletsiz. Onunla ilgili birkaç rakamdan sayıdan bahsetmek istiyorum. Oxfam diye İngiltere merkezli bir kuruluş var bununla ilgili dünyadaki fakirlik ve açlıkla ilgili her yıl bir rapor yayınlıyor. Geçen seneki raporda mesela şöyle bir sonuç çıkmıştı. Dünyanın en zengin 84 kişisi dünyanın yarısına yani 7 milyarın 3,5 milyar insanın fakir tarafı bu tabii 3,5 milyar olan insanın toplam gelirine eşitti. Bu sene 84 kişi. 84 kişi. kötü tarafı bu sene yayınlanan raporda bu 62 kişiye düştü. Yani en zengin 62 insan dünyada geri kalan 3.5 milyar fakirin e, toplam gelirine eşit miktarda gelir elde ediyor. Yani bu sanki şu demek: 10 lokma var, 10 kişi var, bir kişi 9 lokmayı, geri kalan 9 kişi 1 lokmayı paylaşıyorlar anlamına geliyor. E bunun sonucunda çoğu yerde açlıktan ölen çocuklar var, e, açlıktan ölen insanlarla ilgili şey de çok. Çarpıcı. Veri de çok çarpıcı. 5 yaşın altındaki çocukların ölümleriyle bu açlıkla ilgili ölümleriyle ilgili durum şu. Dünyada her 2,5 saniyede, 2,5 saniyenin biraz üzerinde sürede bir çocuk açlıktan ölüyor. Yani ben bu cümleyi kurarken bir çocuk daha öldü mesela. Dolayısıyla dünyadaki gelir dağılımı olması gerektiği gibi değil. Diyebiliriz. Hatta Şimdi ee, son bir şey daha vereyim. %5'lik en zengin kısmı ile %5'lik en fakir kısmı karşılaştırdığımızda biri diğerinin 165 katı gelir elde ediyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi